Herkese merhaba. Bugün Enis'te. Gün içinde neler yaptığımı size anlatacağım bugün. Hazırsanız başlayalım. Merhaba. Merhaba. Abi görüşürüz. Hoş bulduk. Hoş buldum abi, merhaba. Bugün biraz erken geldim galiba. Kimse yok bugün. Biz genellikle sabah, antrenmanlarımız sabahsa 9-9.30 civarı uyanıyoruz. Geliyoruz, kahvaltı yapıyoruz burada. Ondan sonra bir yarım saat kahve, çay içiyoruz. Ondan sonra da antrenman hazırlıklara başlıyoruz. Çek abi, çek. Enis'e gol atmak için sabahları tarif edeceğim. Şimdi üstümüzü değiştirdik. Bugün cuma, namaz kılmaya gideceğiz. Geçiyoruz. Tesislerimiz şöyle bir özelliği var, avantajı var. Hem cami hem de kilise var. İbadetlerimizi yerine getirebiliyoruz böylelikle. Şimdi yorgunluk analizi var. İki gün önce maç oynamıştık. Onun testlerini çıkartacağız. Oraya gidiyoruz. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Herhangi bir ağrımız var mı? Yok. Yani hocam. Bazen ara ara kalktım da. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsın abi? İyi valla, sağ ol. Evet, evet. Abi görüşürüz, kendine iyi bak. Kolay gelsin. Şimdi Çağatay abimizin yanına gidiyoruz. Güzel bir karışım hazırlayacak bize antrenman için. Sağ ol abim, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi fitness'e girip ısınacağız biraz Atilla hocamızla. Haydi gelin. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Merhaba. Biraz denge çalışalım. Şimdi antrenman hazırlıklarımızı tamamladık. Soyunma odasına gidip üstümüzü değiştirip sahaya çıkacağız. Evet çocuklar, merhaba. Hello guys. Öncelikle programı söyleyeyim kısaca. Isınma 5'e 2. Hep beraber bir ronda oynayacağız. Sonrasında maç oynayan grup ayrılacak. Diğer grupla bir sonuçlandırma, amacına uygun bir sonuçlandırma yapacağız. Biraz dribling yaptınız. Ömürlü oynadım, ömür dilek geleme. Sen oraya gidiyorsun, ben buraya. Merdivende hızlandırma. Beyler erken çıkmayın. Enis deydi, ortaya geçiyor ha. Bugünkü antrenmanımızı tamamladık. İki gün önce Ziraat Kupası maçında oynadığım için recovery alanına gideceğim şimdi.
yoğun bir çalışma geçti. Topa sahip olma oyunu oynadık. Hocamızın da maçta istediği buydu. Bence gayet güzel geçti. Şimdi içeriye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, saat 5. Tesis işimizi bitirdik. Şimdi eve geçiyoruz. Onur Alp'i çağıracağım, ona bir sürprizim var. Akşam yemeği ısmarlayacağım ona evimde. Ne alacağım bak, bir şey almayı unutma. Salata ne alayım? Abi bence ben de geleyim, beni çekmesin hiç. Gel. Beni hiç görmeyecek kamera eve kadar. Sonra evdeyken sen beni arayacaksın. Hı-hı. Yemeği hazırlamaya başlayacaksın sen. Beni arayacaksın, Onur diyeceksin gel. Arada biraz video. Zaman geçtikten sonra ben gideceğim. İyi kardeşim, sen nasılsın? Enis abi. Sağ ol Enis abi. Manisa maçı oynanacak ya. Yani. O maçın formasını bana hediye etsen, ben babama versem. Bugün söyleyecektim sana içeride de diyemedim. Tamam ben kanki. Çıkıyordunuz ya. Maçta gelirsin yanıma, söylerim ben maç sana. Maç sonu şeye geleyim ben, arka otobüsün telleri var ya. Hı-hı. Orada bekleyeyim ben. Tamam, seni abi. Tamam. Buyur abi gel. Enis de içeri girdi. Girdiğimiz annelere bak. Onur'um ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Haydi gel eve, yemek ısmarlayacağım sana. Bana yemek ısmarlayacağım. Tabii oğlum. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Işınlanmayı mı buldun? Ne yapıyorsun canım? Ya bir sen ne yapıyorsun? İyi valla, ne yapayım? Abi geçen sene bildiğin üzere Polonya'ya gittim. Polonya'da tek yaşıyordum. Ailem sık sık gelemiyordu, neredeyse hiç gelemedi zaten. O yüzden yalnız başıma yaşamayı öğrendim. Ara sıra annemi arıyordum. Tarifler alıyordum. Ara sıra kendim bakıyordum YouTube'dan. Öyle öyle birazcık bir şeyler öğrendik abi. Seni niye buraya çağırdılar? Bir anlatır mısın şimdi? Bıçak yok abi evde. Bir evde bıçak nasıl olmaz? Bir tane var oğlum. Bir tane var. Her işi kendim yapıyorum onunla. Evde bıçak yok. Sonra hangi bıçağı getireyim diye mesaj atıyorum. Adamlar mesajlara da cevap veriyor. İş başındayız kardeşim. Bir de bıçakla çıktım mahalleye şimdi. Beni koyacağım yer de yok. Asansörde adamla aynı asansöre bindim. Adam da korkmuştu büyük ihtimalle. Onu da tutuyorum bir de buradan böyle. Tavuklarımız biraz pişti. Şimdi üstüne köri sosu atıyoruz. Birlikte pişsinler ki güzel bir tat versin yemeğe. Yapmış. Abi şimdi yemeğimizi hazırladık. Zaten çok acıktık hazırlarken. Yemeğe başlıyoruz. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun. Fazla hızlı yemem. Benim bir günüm aşağı yukarı hep böyle geçiyor. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Herkese iyi akşamlar.